Hasan Beni arabası ile dev Memnun heykellerine, Hatshepsut tapınağına ve Krallar Vadisi'ne 20 dolara götürüp getirecek. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak kabul edilen Luxor'da Nil'in batı kıyısında bulunan Colossi of Memnun yani Dev Memnun heykelleri, Tep Nekropolü'ndeki en büyük tapınak olan 3. Amenhotep tapınağında bulunan Firavun 3. Amenhotep'in iki büyük taş heykelidir. Luxor'a 675 kilometre uzaklıktaki, Kahire yakınlarındaki taş ocaklarından çıkarılan kuvarsit kum taşı bloklarından yapılmış bu dev ikiz heykellerin her biri 18 metre yüksekliğinde 720 ton ağırlığında olduğu söyleniyor. Kuzey yönündeki heykelin bazı parçaları M.Ö. 27. yılında bir deprem sırasında düşmüş. Antik Yunanlılar ve Romalıların yanı sıra erken modern gezginler ve Mısır bilimciler tarafından da iyi bilinen heykeller 3500 yıldır ayakta durmaktadırlar. Dev Memnun heykelleri, bakışları Nil nehrine doğru olan 3. Amenhotep'i, elleri dizinde oturur pozisyonda tasvir edilmiştir. 3. Amenhotep hükümdarlık döneminde antik Mısır ülkesi o zamana kadar Mısır tarihinde görülmemiş bir yüksek refah seviyesine, kültürel ve sanatsal ihtişama erişmiş. Mısır'ın Luxor kentinde Nil Nehri'nin batı kıyısında yer alan Hatshepsut Tapınağı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Firavun 1. Tutmosis öldüğünde, Kraliçe Ahmose'den olan kızı Hatshepsut, M.Ö. 1479 ila 1485 yılları arasında hüküm sürmüş kadın Firavun olarak biliniyor. Hatshepsut, kraliçe olduktan sonra bir kral gibi giyinmiş ve takma sakal kullanmıştır ve bu nedenle heykellerinde sakallı olarak tasvir edilmiştir. Hatshepsut, diğer firavunlar gibi mumyalanarak Krallar Vadisi'ne defnedilmiştir. Kraliçe, giderek daha politik ve önemli hale gelerek ve en yüksek onur olan Tanrı Amon'un karısı konumuna da yükselmiştir. Böylelikle, Hatshepsut Tapınağı'nda yer alacak olan firavun resimleri ve tasvirleri arasındaki yerini almıştır. Hatshepsut'un emriyle Mimar Senduk tarafından yapılan cenaze tapınağı, mimari yapısıyla ziyaretçileri büyülüyor.
Firavun Hatshepsut II. Menkaûtep'in tapınağını görür görmez ona hayran kalmış, aynı tarzda ancak çok daha büyük, uzun ve ayrıntılı hale getirilmiş olarak yapılmasını istemiştir. Menkaûtep'in tapınağında birinci avludan ikinci kata kadar geniş bir taş rampa bulunmaktadır. Hatshepsut'un tapınağında ise yemyeşil bahçelerden geçerek ulaşılan çok daha uzun ve ayrıntılı bir rampa inşa edilmiştir. Hatshepsut tapınağı, her birinin uzak ucunda bir revak bulunan üç seviyeden oluşmaktadır. En üst kattaki revakın hemen ötesinde açık bir avlu yer almaktadır. Bu avlu içerisinde ölülerin tanrısı olan Osiris'in heykelleri sergilenmektedir. Bunun nedeni, Djizr Djeserun'un Hatshepsut'un ölümünün ardından kutsanmış Tanrı Osiris'in durumuna bu tapınakta ulaştığının düşünülmesidir. Tapınak, Hatshepsut'a adanmasının yanı sıra babası 1. Tutmos, Tanrıça Hathor ve cenaze tanrısı Anubis'in kültlerinin de birer heykellerini içermektedir. Tapınakta yer alan ve gökyüzüne açık bir sunak, Güneş Rahorahti kültüne adanmıştır. Yer gururu ise Amon'a verilmiştir. Üst avlunun uzak ucunda, tapınağın merkez ekseninde, doğrudan avluya açılan bir geçit tapınağın zirvesine çıkmaktadır. Duvarlar, ritüelleri, dini bayramları ve hatta dikili taşların bu yapıdan Karnak tapınağındaki varış yerlerine taşınmasını tasvir eden güzel boyalı kabartmalarla kaplanmıştır. Hatshepsut Tapınağı'nda özellikle son 100 yıl içerisinde yapılan kazılarda bulunan bir heykelde kraliçe aslan yelesi ve firavun sakalıyla tasvir edilmiştir.
Mısır'ın ilk kadın firavunu olmayı başaran Hatshepsut, ülkede bir kadının kraliçe konumundan sonra elde edebileceği en yüksek mertebelerden birine ulaşmıştır. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.